arkadaşlar selamlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Murat Kurtban, Ekantus Asistan. Bu videoda sizlere elektrikli araç alımı hakkında konuşmak istiyorum. Yalnız e, şu var. Şirket üzerinden kişisel araç almak hiç mantıklı değil normalde. Veyahut e, benzinli, mazotlu bir aracı yani kişisel amaç için daha çok kişisel amaç için kullanacağınız bir aracı şirket üzerinden almak e, vergisel açıdan ...size daha çok zararlar getirebiliyor. Bu konuyu en son anlatacağım ama... E, ...özellikle... ...üzerine durmak istediğim... E, ...araç konusu %100 elektrikli... ...yeni araçlar için. Şimdi hemen ekranımızı açalım. E, ben buradan size birkaç... ...konu göstermek istiyorum yazarak. Şimdi %100 elektrikli araç... ...alımında devletin verdiği... ...bazı imkanlar var. Bu %100 elektrikli olan aracın... ...insanlar neden tercih ediyor? Şehir içinde çok iş seyahatleri yaptıkları için, seyahat ettikleri için benzin ve mazot fiyatları çok arttı. Londra gibi büyük şehirlerde şehir merkezine girdiğiniz zaman çoğu aracın hemen hemen bütün araçların ödeyeceği bir vergi diyelim. Bir günlük 12-13 pound civarında bir kesinti oluyor. Ayrıca Yulez dediğimiz yani mazotlu ve eski motor daha çok mazotlu arabalara yönelik çıktı bu ama eski motorlu araçların havayı çok kirletmesinden dolayı bu Yulez ödemesi ekstra bir kesinti sizden bir ödeme daha alınıyor. Şimdi insanlar bundan kaçmak için, ayrıyeten bu yakıt paralarından tasarruf edebilmek için bir de devletin verdiği imkanlardan faydalanabilmek için ne yapıyor? Elektrikli araç alıyor. Elektrikli aracı da şirketlerinin veya sol trader'sanız sol trader olarak da alabilirsiniz. Şirket üzerinden almak, yaptığınız ticaret üzerinden bu aracı almak sizin için çok çok avantajlı oluyor. Şimdi ekrana bakarsanız orada güzel bir elektrikli aracımız var. %100 elektrikli aracımız. Şimdi bu aracı farz edin 50 bin sterlini aldık. Toplam 50.000 ama hatta şöyle yapalım. Şuraya yazalım. 50.000 aracın kendi fiyatı 10 binde yüzde 20 aracın VAT'si olsun. Toplam 60 bin yapıyor. Şimdi bu araç şirket verginizi yüzde yüz düşürüyor arkadaşlar. Araç şirkete masraf olarak yazılmıyor ama biz vergi hesaplarını yaparken bir kısım var aracın fiyatını, totalını oraya ekleyebiliyoruz. Yani bu 60 binlik e, araç sizin şirket verginizi %19 oranında düşürüyor. Eğer e, şirket verginiz %19 ise yani bu 250 binlik kısmı anlatmayacağım. Diğer videolarda üzerinde durdum. Yani %20 olsa 12 bin pound eder. Yani 12 bin pound, 11-12 bin pound civarı daha az vergi ödüyorsunuz. Şimdi burada neden 60 bin dedim? Toplam VAT'i de ekledik. Bunu Şimdi ikinci kısımda anlatacağım. Bir de kişisel vergiler konusu var. Aracın şarj edilmesi var. Diğer araçlarla kıyaslama var. Onun üzerinde kısaca duracağız. Hatta devlet 2500 pound ekstra bu araç için size bir ödeme yapıyordu. Araç fiyatı düşüyordu. Bu yanılmıyorsam kalktı bugünlerde. Yani şirket üzerinden araç almak, elektrikli araç almak acayip derecede muhteşem bir şekilde avantajlı. İkinci konu VAT konusu arkadaşlar. Şimdi bu video biraz uzun çünkü detaylar var ve e, konular da önemli. Bu Viyeti konusunu ben daha önce anlattım ama bazı müşterilerimiz, bazı arkadaşlarımız biraz kafası karışmış. Şimdi birazcık daha detaylı anlatacağım. Viyet'i konusunda şöyle. Farz edin şirket üzerinden siz arabayı alacaksınız ve şirket üzerinden araba alayım mı, almayayım mı, kiralayayım mı diye düşünüyorsunuz. Şimdi geçen biz eşimle birlikte birkaç e, isim vermeyeceğim iyi e, e marka araba e, firmalarına gittik satış elemanıyla oturuyoruz. İşte şu arabaları hemen zaman şöyle işte 50 bin artı VAT, VAT şirketinize masraf. Dedim hop 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 dur dur dur. Dedim masraf mı? Dedim doğru değil. İşte VAT'yi geri alamazsın pat diye. Olur mu alıyorsun? Dedim alamazsın. Ben vergi uzunluyum biliyorum bu konunun detaylarını biliyorum. Hemen kanun maddelerini internetten arkadaşa gösterdim. Aa öyle miydi falan. Şimdi konuyu bilmek önemli. Bunları normal muhasebeciler çok bilmez. Yani kimse üzerine alınmasa ama vergi uzmanları bilir, işin uzmanları bilir. Şimdi VAT'i de şöyle. Siz aracı 50.000 artı 10 binde V8'i ödediniz. Toplam 60 bine satın aldınız. Şurası A diyelim. 60 bin ödediniz. Bu araç satın aldığınız için şirket üzerinden evet 60 bin şirket masrafı oluyor. Verginizi düşürüyor. ilk kısımda anlattığım gibi. Ama e, aracı satın aldığınız için araç ürün olarak size geliyor. Bir good oluyor yani. Good diyoruz İngilizcede. Bir ürün oluyor. Ürün olduğunuz için SI, satır instrument demek. Bir blocking order var. Bu kanun maddesini size yazıyorum. 1999, yanılmıyorsam. Umarım hata yoktur. 3222. Şurası 2 de olabilir. Buna bakarsınız. Devletin burada bir kısıtlaması var. Diyor ki sen arabayı satın alırsan kişisel kullanım açık olduğu için bu aracın viyetsini kesinlikle geri alamazsın. Geçen bir arkadaşımız aradı. Abi de işte şirket üzerinden arkadaşım araç aldı. VAT'sini geri claim ettiler. Devletten geri aldılar. %100 yüz hatalı. Bu kadar basit. Şimdi ikinci kısım da şu. Arabayı farz edin 3 yıl boyunca kiraladınız. 500 artı 100 VAT ödediniz. Ayda 600 pound ödüyorsunuz. 600 bazı şirkete yine masraf. %100 masraf. Sıkıntı yok. 3 yıl sonunda arabanın piyasa değeri market value diyoruz. Bu ilk konuyla bağlantılı tabi. Ee, farz edin 20 bin pound olacak. Ee, ve siz size şey dedi ki arabayı aldınız kurum, firma siz dedi bize 15 bin pound ödeyin arabayı satın alın. Şimdi 15.000 bin pound'u verip arabayı satın almak mı mantıklı? Yoksa arabayı geri verip yeni bir kiralama mı yapmak mantıklı? Şimdi arabanın market değeri 20 bin, 15 bin ödeyeceksiniz. Arabanın değeri 20 bin. Tabii ki arabayı satın almak daha mantıklı. Çünkü satın alıp satsanız 20 bin alacaksınız. Bu yüzden arabayı bu 3 yıl ödeme sonunda satın alsanız balon ödemesi deniyor buna. Balon ödeme yaptığınız zaman yine yukarıda anlattığım araba ...ürün olmuş oluyor. Ürün satın almış oluyorsunuz. Arabayı temelli satın alıyorsunuz. Size geçiyor her şeyi. VAT'yi kesinlikle geri alamıyorsunuz. Bu 3 yıllık ödemelerde de geri alamıyorsunuz. Toplu yaptığınız 15 bin poundluk ödemelerde geri alamıyorsunuz. Ama... ...eğer arabayı... ...ben satın almayacağım deyip 3 yıl sonunda geri verirseniz... ...ve bir 3 yıl daha yeni bir araç alırsanız... ...bu sefer bu 3 yıllık ödemeleriniz servis oluyor. Yani bir hizmet satın almış oluyorsunuz. Arabayı 3 yıl kullandık. Her ay 600 pound ödedik. 3 yıl sonra geri verdik. Başka bir araba aldık. Kiralama yaptık. Hat Hatta buna HP, Hire Purchase Agreement veya Personal e personal contract purchase mıydı? PCP dediğimiz bir uygulama daha var. Bunlar benzer konular. Şimdi önemli olan burada arabayı almak mı, e, kiralamak mı? Kiraladığınız zaman da bu 500 artı 100 VAT ödüyoruz ya her ay. Bu 100'ün yarısını yani 50 pound'u geri alabiliyorsunuz. VAT masraf olarak gösterebiliyorsunuz. Servis satın aldığınız için, ürün satın almadığınız için. Bu blocking order'da bu detaylar var arkadaşlar. VAT konusu böyle. Şimdi 3. E, arabayı şarj edeceğiz. Elektrikli arabayı aldık, kiraladık veya satın aldık fark etmez. Bir de şarj etme konusu var. Arabayı siz bir otobanda şarj edebilirsiniz. Ana yollarda. İki, evinizde şarj edebilirsiniz. Üç, iş yerinde şarj edebilirsiniz. Şimdi otobanda şarj ederseniz, ana yollarda şarj ederseniz V8 oranı %20 olur. İş yerinde ofisiniz var bir yere gittiniz oraya bir kurum e, şarj aletlerini koymuş. Orada arabayı şarj ettiniz. Yüzde yirmi viyet ödersiniz. Eğer kendi evinizde şarj edersiniz. Yüzde beş viyet ödersiniz. Elektrik sözleşmesi evde kişiye aittir. Benimdir sözleşme. Ben evde elektrik için yüzde beş viyet ödüyorum. Yani ayda atıyorum 100 poundluk şarj ediyorsanız arabanızı. Otobanda 120 ödeyeceksiniz, iş yerinde 120 ödeyeceksiniz, evde şarj ederseniz size 105'e mal olacak. Her ay 15 pound karınız olacak. Bu VAT'yi geri alamıyorsunuz. Evdekini özellikle kesinlikle geri alamıyorsunuz. Neden? Evin sözleşmesi benim adıma. Şirketle hiçbir alakası yok. Bir de bu elektrikli araçlarda iş için ne kadar kullandım, kişisel amaçları ne kadar kullandım biraz ayırmak zor oluyor. İş yerinde veya otobanda şarj ederseniz bir cihaz satın alırsanız veya bunu mantıklı bir şekilde e, iş ve kişisel gider olarak ayırabilirsiniz. Bu ödediğiniz VAT'yi biz oranlama olarak geri alabiliriz. Faturayı alırsınız. 120'nin yarısı iş yarısı gider dediğiniz zaman 60 eder. 60'ın 10 VAT'ini geri alabilme hakkımız var. Yalnız evde bu iş çok zor ve sıkıntılı. VAT konusu böyle arkadaşlar. Umarım detaylı anlatabildim. Dördüncü konumuz kişisel vergiler etkiler. Şimdi buraya da hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Kişisel vergi. Bu elektrikli araç ara şirketinize ait. İşte yeti konusunu hallettik. Aracı kullanıyorsunuz. iş için kişisel amaçlar için kullanıyorsunuz. Ailenizde kullanıyorsunuz. Kişisel için de kullandığınız için bu araç kişisel vergilerinizi artırıyor. Bu self assessment dediğimiz o kişisel vergi beyanlarına eklenmiyor ama P11D dediğimiz bu benefit in kind formu var. Her yaz Temmuz, Haziran, Temmuz aylarında biz bu işlemi yapıyoruz. Bu 60 binlik araç sizin kişisel verginizi 2022 yılında %1 artırıyor. Bu pilavın değil ile de yapıyoruz. %1'i ne yapar? 600 pound yapar. 600 pound kişisel vergi bir de, bir de bu işlem için ekstradan bir muhasebe ücreti ödeyeceksiniz. İşte 120 pound civarında muhasebe ücreti var. Muhasebe ücretleriyle ilgili bir video çekeceğim. Bomba olacak. Biraz herhalde Londra'da baya bir şey olur. Çünkü büyük çok büyük dengesizlikler var. O da ayrı bir konu. Onu anlatacağım. Şimdi 2023 yılında arkadaşlar bu e, vergi oranı %2'ye çıkıyor. Kişisel verginizi 1200 pound'a çıkaracak. Gibi konular var. Kişisel vergileri de artırıyor. Şirketten benefit in kind yani bir, bir kar elde ediyorsunuz. Burası da önemli. Diğer konu elektrikli araç konusunu bitirdik. Diğer araçlar konusu. Şimdi diğer araçlarda da şöyle bir konu var. Genelde ben diğer araçları şirket üzerinden almaya tercih etmiyorum. Çünkü vergisel anlamda size bir çok kârı olmuyor. Bir, kişisel verginizi artırıyor. İki, 60 binlik aracı aldığınız 60 bin olarak şirket vergisini bu elektrikli araçlardaki gibi bir imkan bir, size bir indirim yok. Mesela 10 binlik bir araç aldınız. Çünkü eski araçlar biraz daha ucuz, uzun. Genel itibariyle sizin şirket hesaplarınızda yüzde %18 bu aracın %18'i masraf olarak diyelim. Tam masraf değil ama bir havuz sistemi kuruyoruz. Buraya bu %18'i işliyoruz. İngilizce Capital Allowance'dan Vehicles diye bir video çektim. O videoda bu detaylar var bakabilirsiniz. Genel genel hatlarıyla üzerinden geçiyorum. Şimdi 10 binlik aracı şirket üzerinden aldınız bir kere masraf değil. Demirbaş olarak yazıldı. Havuzu oluşturduk. Yıllık 1800 pound oraya işledik. Araç gideri, araç masrafı da diyebilirsiniz. Bir de bu araç kişisel amaçlı çok kullanılan bir araç. Ticari araçlardan bahsetmiyorum. Kişisel binek araçları anlatıyorum arkadaşlar. Hata olmasın. Bu 1800 siz bana derseniz ki ben %50 iş için bu aracı kullanıyorum. E, 900 pound masraf olarak girer şirketinize. Ayrıca yakıt alıyorsunuz, arabanın bakımları var. Yine kişisel için kullandığınız için burada bir sürü dezavantajlar gündeme geliyor. Bu dezavantajlardan kurtulmak için en mantıklısı 10 bini ben aracı aldım. Kişisel hesabımdan parayı ödedim. Lastik, bakım, yakıt giderlerini her şeyi kişisel hesaptan ödüyorum. Bütün faturaları tutuyorum. Yalnız İş içinde araç kullandığınız için detay tutmanız lazım. Excel tablosu olabilir, dijital programlar var, aplikasyonlar var olabilir. 10.000 bin mile kadar mil başına 45 peni şirketinizden masraf alıyorsunuz. Yani her ödemeyi ben kişisel cebimden yapıyorum. Kendi aracım var benim adıma. İş için bu aracı kullandığım için mil başına 45 peni şirketinden masraf alıyorum. Yılda 10 bin, 10 bin mile yapsanız 10.000 bin mile 45 4500 pound eder. Aracı şirket üzerinden alıp bir sürü detaylarla uğraşmaktansa fazladan muhasebe ücretleri ödemektense aracı kişiler hesaptan alıp mal hesabı yapıp şirketten bu masrafı kendinize geri ödemeniz, şirkete masraf olarak kayıtlara geçirmeniz daha güzel olur. 10.000 milin üzerine biraz çok nadirdir bu ama kişisel araçlarda 10.000 milin üzerine geçtiğiniz zaman arkadaşlar bu oran %25. Yani 25 pence düşüyor. Yani 10.000 mil için 4500 pound şirketinize masraf olur. ikinci 10.000 için mil için 2500 pound şirketinizden masraf olarak geriye e, claim edebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Saygılar.